Merhaba, ben Nail Baba. Bugün pijamaskeliler bu eve meyve ve sebzeleri getirecek. Wow, ne kadar ağır bal tabağı. Oh. Ben hazırım. Kertenkele çocuk, gidelim. Geliyorum Catboy. Ben de çileği koyuyorum son olarak kasaya. Oh. Onlar gelene kadar bakalım evin içi nasıl? Burası mutfak. Masa. Oturmak için tabureler. Burada lavabo var. Ve fırın. Bu sepeti de buraya koyalım. Üst katta neler var? Bakalım. Burada bir karyola. Sanırım bu kertenkele çocuğa ait. Burada da mavi yataklı bir karyola. Bu da kedi çocuğun. Peki baykuş kızın odasının alt katında ne var? Koltuk, şömine, kocaman bir salon. Bakın bakın, burada bir anahtar var. Anahtar lambaları yakmak için. Kocaman bir ev değil mi? Bakın, burada da kileri var. Hey, geliyorlar. Nail Baba, meyve ve sebzeleri getirdik. Oo, kasalarımız dop dolu. Ben de meyve ve sebzeleri yıkamak için su hazırladım. Hadi, önce onları yıkayalım. Kaldırın kasalarınızı. Avcumun içine. Hadi yıkama havuzuna atalım. Şimdi de diğerlerini. Hey, kocaman bir meyve sebze havuzu. Meyve ve sebzeler tertemiz oluyor. Evet, evet çocuklar. Tertemiz oluyor. Hadi siz arabalarınızı park edin. Ben de onları İyice yıkayayım. Daha sonra da birlikte ayrıştırırız kışlık olanları ve hemen tüketilmesi gerekenleri. Şimdi onu kaba koyalım ve süzmeye başlayalım. Tamam Nail Baba. Ben de geliyorum. Daha sonra da onları iyice durulayacağız. Yıkama havuzuyla işimiz bitti. Şimdi iyice onları kurulayalım. Bakalım hangi meyveler ve sebzeler varmış. Hey,
Nail baba, bak burada bir karnabahar var. Ortasında çiçek var, beyaz çiçek. Evet kedi çocuk, onun için buna karnabahar demişler. Hadi sepete koyalım tek tek. Sepete hemen tüketilmesi gerekenleri koyalım Nail baba. Hey kertenkele çocuk, bal kabağı uzun süre dayanabilir. Onun için istersen bunu kilerde saklayabiliriz, ne dersin? Tamam Nail baba, o zaman karnabahar ve lahanayı da uzun süre saklayabiliriz. Onları da kilere koyalım. Evet, kilere koyalım. Bal kabağı, karnabahar, lahana, soğanlar uzun süre saklanabilir. Bakın burada da küçük bir bal kabağı var. Elma da aynı şekilde. Burada yeşil elma, bu da saklanabilir. Kırmızı elma. Turp da saklanabilir. Portakal. Bir tane daha portakal. Limonlar da saklanabilir. Hey, havuç da saklanabilir Nail baba. Haklısın kertenkele çocuk. Onu da alalım. Başka bir tane daha havuç. Bir tane daha havuç. Çilekleri de al Nail baba. Kışın yeriz. Catboy, çilekleri uzun süre saklamak istersen reçel yapabilirsin. Nail baba, biz onları taze yemek istiyoruz. Onun için sepete atalım. Peki bunlar ne olacak Nail baba? Bunları nasıl saklayacağız? İsterseniz salatalıkları, biberleri turşu yapabilirsiniz. Burada bezelye var. Bezelyeleri konserve yapabilirsiniz. Mısırları da aynı şekilde konserve yapabilirsiniz. Domatesleri alalım. Onları hızlıca tüketebilirsiniz. Akşama kabak yemeği yaparsınız. Kertenkele çocuk kabakları çok seviyor. Hey, sarımsak. Sarımsağı da kilere koyabiliriz. Bu da uzun süre dayanabilir. Peki patlıcanı kim yemek ister? Nail baba, ben patlıcanı çok severim. O zaman patlıcanları da yarın akşam yemekte yersin. Mutfağa koyalım. Ben brokoliyi çok severim Nail baba. Benim rengim de yeşil. Hem de 1, 2, 3 tane. Ben bunları 3 gün yerim Nail baba. Brokoli çok sağlıklı. Tamam. O zaman onları da mutfağa koyalım. Oley! Tamam. Uzun süre yetecek sağlıklı meyve ve sebzeleri depoladık. Bol bol tüketeceğiz Nail baba. Hey, kertenkele çocuk, baykuş kız nerede? Ben de dağlarda buğdu buldum. Baykuş kız, bu bir tilki şam. Çok sağlıklı. Bunu da hemen tüketebilirsiniz, uzun süre saklayamazsınız. Akşam yemeğinde bunu yersiniz. Ne dersiniz? Tamam Nail baba. Hey çocuklar, siz de sağlıklı meyve sebze tüketmeyi unutmayın, olur mu? Catboy haklı. Bol bol meyve sebze tüketin. Hoşça kalın.